kendisini yenenlere en büyük düşman olur. İşte böylece kumar. Ya hocam, şimdi sen faiz diyorsun, Allah yasakladı diyorsun. Biz de tebliğe büyük bir önem ve ehemmiyet göstermemiz gerekiyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu ile karşılaştı ve hemen musafahalaştı. Baktı ki Sa'd bin Muaz... Evet kıymetli izleyenler, hitabet yarışmasının yarı finalin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yine birbirinden kıymetli hocalarımız, birbirinden kıymetli konuları sizlerin huzurunda, jüri hocalarımızın huzurunda aktaracaklar. Nasıl geldik yarı finale kıymetli izleyenler? Hep birlikte bir daha hatırlayalım. Biliyorsunuz 24 tane hocamız 8 hafta yarışmalarını geldiler sizlerin huzurlarında, jüri hocalarımızın huzurlarında sunumlarını yaptılar ve 8 haftanın birincisi seçildi. Yarı final içinde A grubu, B grubu olarak hocalarımız dörder dörder yarışmak için ayrıldılar kıymetli izleyenler. A grubu inşallah bu hafta 4 tane hocamız birbirinden önemli konuları gelecekler. Huzurlarınızda sizlere aktaracaklar kıymetli izleyenler. Rabbim şimdiden hocalarımıza kolaylıklar versin. Jüri hocalarımıza kolaylıklar versin. Şimdi inşallah jüri hocalarımızı bir daha tekrar tanıyacağız kıymetli izleyenler. Ama şunu hatırlatalım. Biliyorsunuz jüri hocalarımız burada puanlamalarını yapıyor. Aynı şekilde kıymetli izleyenler sizler de ekran başında burada çıkıp yarışan hocalarımızın not alıp güzel bir şekilde, adil bir şekilde, hatırlarsanız adil bir şekilde inşallah o notları mesaj olarak bizlere, size ayırdığımız 10 dakikalık bir süre için zarfında gönderiyorsunuz kıymetli izleyenler. Ve yarı finalde puanlar değişti. Yani seyirciden gelen puan sıralaması değişti. En çok mesaj alan hocamız 10 puan kıymetli izleyenler seyircimizden alacak. İkinci en çok mesajı alan hocamız 8 puan alacak. Üçüncü en çok mesajı alan hocamız 6 puan alacak. Dördüncü en az mesajı alan hocamız da 4 puan alacak. Seyircimizden bu şekilde puan sıralaması yaptık kıymetli izleyenler. Rabbim şimdiden sizlere de hepimize de kolaylıklar versin diyorum. Jüri hocalarıma dönüyorum. Reşit hocam, Kazancı hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Allah razı olsun. Mevla bu yarışmayı hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin hocam. Güzel bir finalle inşallah tamamına ermeyi nasibi müessere eylesin inşallah. Amin hocam. Ruşen hocam hoş geldiniz. Getirdiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Umredeydiniz. Zaman zaman seyrettik böyle. Dua etmişsiniz bana. Bu belli oldu hemen. Demiştim dua edin diye. Hocam da herhalde canı yürekten bir dua etti ki. Hac mülakatına çağırdılar. Önümüz hafta Cuma günü inşallah. Hac mülakatını kazanırsam bu sene hacdayım inşallah hocam. Yarışmayla ilgili inanın ben şu anda yarışmacılardan daha heyecanlıyım. Çünkü 24 kişiden 16'sı elendi. En iyi 8 kaldı. Bunu da yine yarıya düşürüp bakacağız. Güzel geçecek öyle eminim. Ben de heyecanla bekliyorum inşallah. Başarılar i̇nşallah. Diliyorum. İnşallah. Evet kıymetli izleyenler, yarı finalde jüri hocalarımız da inşallah 4 kişi olarak huzurlarınızda olacaklar. Yeni jüri hocamızı da tanıtalım. Hamit Delibaş hocamız, Kadıköy İmam Hatip Lisesi Emekli Müdür Baş Yardımcısı hocamız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Allah'a şeref verdiniz. Ve buraya gelmekle ben de çok şeref duydum. Çağırdığınız için Allah razı olsun diyorum. Yarışmacılara başarılar temenni ediyorum. Ve hepsinin de çok güzel yarışacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam, Allah razı olsun. Mehmet hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Ben de arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah hepsinin çok iyi muvaffak olurlar. Hepsine başarılar diliyorum inşallah. İnşallah hocam, teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenler, biliyorsunuz heyecanın yüksek olduğu yerlerden bir tanesi de kulis. Jüri hocalarımız burada hepsi heyecanlı. Bizler çok heyecanlıyız ama içeride yarışmacı hocalarımızın ve Recep hocamızın içeride kuliste zirve bir heyecanı var. İnşallah Recep hocamıza da hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Osman hocam, teşekkür ediyorum. Gerçekten yarı finalin ilk çekimini yapacağımız bu akşamda sevgili yarışmacılarımız çok heyecanlı. Kimisi odaya kapanmış dersini çalışıyor. Kimisi üst kata çıkmış, yalnızlığa kendini gark etmiş. Burada heyecan zirvede. Buradan seyircilerimize sesleniyorum. Nefes almadan izleyecekleri bir yarı final bizi bekliyor inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Rabbim heyecanlarını inşallah güzel bir şekilde aktarabilmelerini nasip eylesin diyoruz. Bu yarışmaların ve
bu çalışmaların mimarı kıymetli Masum Bayraktar hocamız da aramızda kıymetli izleyenler. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim yarışmacı kardeşlerimize başarılar nasip etsin. Özellikle jüri hocalarımıza inşallah başarılar nasip etsin. Çünkü gerçekten bu işin not kısmı en önemli kısımlarından olduğu için. Gerçi halkımız da seçtiği için halkımız da inşallah adaletle davransınlar. Ve yarışmacılar inşallah hakkını versinler inşallah. Rabbim bütün kardeşlerimize başarılar nasip etsin, muvaffakiyet nasip etsin inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Bu arada geçmiş olsun inşallah. Gerçekten ciddi hasta olmanıza rağmen aramıza katıldınız. Allah razı olsun. Rabbim şifalar versin inşallah. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenler, yarışmamız başlıyor. Yarışmamızı, ilk yarışmacımızı çağırmadan önce tekrar bir hatırlatmamızı yapalım kıymetli izleyenler. Jüri hocalarımız burada puanlamalar yaptığı gibi aynı şekilde ekran başında sizler de puanlamalarınızı yapabilirsiniz. Bunun için unutanlar için tekrardan bir hatırlatma yapalım. Bir tavsiye kıymetli izleyenler, adil olabilmesi için kalem kağıdınızı yanınıza alın. Çıkan hocalarımızın gerçekten fazlasını eksiğini ona göre yazın ve notunuzu verin ki kıymetli izleyenler en son hocalarımızın yarışması bittiğinde etkilenmeyle birlikte not vermeyin, adil bir şekilde not verin diye bunu da tekrar hatırlatmış olalım kıymetli izleyenler. Kalem kağıtları hazırlayın, ekran başına geçin inşallah diyoruz ve yarı final programının yani hitabet yarışmasının yarı finalin ilk yarışmacısını inşallah çağırıyoruz kıymetli izleyenler. Ne ilginçtir ki evleri ocakları sönen insanları görmesine rağmen İnsanoğlu kumara meyleder. Maalesef günümüzde ceplere kadar giren kumar belasının kötülüklerini anlatmak üzere Esat Muhlisoğlu hocamızı çağırması üzere Recep Konuk hocamıza kulise dönüyoruz. Evet, teşekkür ediyorum Osman hocam. Yarı finalin ilk ayağını ilk yarışmacısıyla huzurlarınızdayız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, iyiyiz elhamdülillah. Yarışmamıza Ankara'dan katılıyorsunuz. Duygu evet. Ve düşünceler nasıl sevgili hocam? Heyecanlıyız. Yarı final heyecanı var bizde. Hoca arkadaşlara başarılar diliyorum. Rabbim mahcup eylemesin inşallah. Amin. Şunu soracağım hocam. İddia var mı? İddialı mısınız? Yani hepimiz iddialıyız. İnşallah. Finale hedefimiz inşallah. İnşallah. Rabbim mahcup eylemesin. Amin. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Başarı nasip etsin. Sizi hiç vakit kaybetmeden jüri hocalarımızın ve seyircilerimizin huzuruna yoğurluyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Allah razı olsun. Başarılar nasip etsin Mevlam. Evet kıymetli izleyenler, şimdi Ankara'dan Esat Muhlisoğlu hocamız kumar konusunu anlatmak üzere huzurlarınıza geldi. Evet kıymetli izleyenler, biliyorsunuz ilk elemeleri geçti. Bugün burada gelecek hocalarımız ilk elemeleri geçti. Yarı finale çıktı. İnşallah bugün yarı finalde burada konularını en güzel şekilde anlatacaklar. Sizlerin ve jüri hocalarımızın huzurlarında güzel bir sunum yapacaklar inşallah diyoruz. Mehmet hocamdan inşallah bir hoş geldin, sefalar getirdin konuşması istiyoruz. Evet, buyurun hocam. Esat hocamız hoş geldiniz. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun inşallah. En etkili bir şekilde, en güzel bir şekilde anlatabilmeyi, etkili olabilmeyi nasip eylesin Mevla. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hamit hocam, neler söylemek istersiniz? Evet, Esat hocamıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki toplumumuzda çok büyük bir yara olan kumar konusunu çok güzel işleyecek. İnşallah. Ve halkımızın da bunu güzel anlayacağını, bundan sonra kumarın ne kadar tehlikeli, aileleri nasıl yıktığını, insanları nasıl birbirine düşman ettiğini belirtecek. Ve inanıyorum ki hocam kendi ifadeleriyle bunu çok iyi ifade edecek. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ruşen hocam. Ben de başarılar diliyorum kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür hocam. Allah muvaffak etsin. Allah güzel olan kazansın. Ne diyelim yani. Burada biz şeye vereceğiz notu, ona göre vereceğiz inşallah, adil, tarafsız jüri olarak inşallah. Adil derken niye bana bakıyorsun? Hep beraber, beraberce inşallah. Evet. Teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenler, jüri hocalarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Esat hocamızla sizleri baş başa bırakıyoruz. Buyurun hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizleri yoktan var eden ve o şaheser varlığından haberdar eden
biz kullarını bunca sayısız helal kazançlarla nimetlendiren alemlerin sahibi Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun biricik Habibi, Resulü Zişan, serveri kainat, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Sultanımız, üstadımız, şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimize şükranlarımı arz eder. Çok kıymetli hocam, saygıdeğer jüri hocalarım ve siz ekranları başında bulunan kıymetli FM TV izleyicilerim. Hoş geldiniz. Yüce Allah gecemizi, yarışma programımızı hayırlı mübarek eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqiya beynekumul adavete vel beğzâe fil hamri vel meysiri ve yasuddekum an zikrillahi ve anis salâh. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kıymetli izleyiciler, konumuz kumar. Kumarın getirmiş ve getireceği zararların bir kısmını sizlere özet olarak aktaracağım. Kumar nedir? Kumar, nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan, ihtimali bir şeye bağlı kalarak mal vermek veya almak, adı ne olursa olsun bu özelliği taşıyan, para veya mal karşılığında oynanan her türlü oyun ve ortak bahis kumardır. Oynayana kazanç veya zarar getiren her türlü şans oyunu da kumardır. Biz kullarına bunca sayısız nimetleri bahşeden Rabbimiz, biz kulları olarak Rabbimizin helal kıldığı kazançlarla ailemizin nafakasını kazanmakla mükellefiz. Çalışıp, mücadele verip, alın teri dökerek kazandığımız helal kazancı, bize verilen zaman zarfını kumar gibi haram yollarda zayi etmek haramdır. Nitekim bir ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَلَا تَأَكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَادِلِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Aziz Müslümanlar, kumar muhtaç kimseler için kısa zamanda kolayca elde edilecek bir genişlik ve zenginlik söz konusu. Zengin kimseler için de mallarını bitirme ve fakirliğe düşmeye sebeptir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّزُونَ ف۪ي مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Şüphesiz bir takım insanlar Allah'ın malına haksız yere dalarlar. Yani helal haram demeden Allah'ın insanlara verdiği mala hiç bakmadan alırlar. Kıyamet günü onlar için ateş vardır. Şüphe yok ki bundan sonra o kimse fakir ve miskin bir hale düşeceğinden kendisini yenenlere en büyük düşman olur. İşte böylece kumar insanlar arasında düşmanlık ve kini tahrik etmeye sebeptir. Nitekim başta okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu Alem buyuruyor ki, şeytan içki ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Muhterem Müslümanlar, kumar kişiyi Allah-u Teala'nın zikrinden ve namazdan alıkoyması açıkça ortadadır. Çünkü kişi kumarda kazandığı zaman kazanma neşesine dalarak aklına başka bir şey gelmez. Kaybettiği takdirde ise kendini kahrederek öyle bir sıkıntıya düşer ki yenmek için çare aramaktan başka bir düşünce kalbine gelmez. Çünkü insan
Kumarda bir defa yenildiği zaman bu durum onu bundan sonra çoğu kez kazanırım ümidiyle kumar oynamaya sürükler. Bazen umduğuna ulaşamayarak elinde hiçbir şey kalmaz. Hatta ve hatta artık ailesi ve çocukları üzerinde kumar oynamaya başlar. Bununla yetinmeyip kumarda girmiş olduğu girdabın sıkıntısını ailesine taşıyarak aile fertleri arasında bulunması gereken sevgi ve saygıyı yok ederek aile huzurunun bozulmasına ve hatta yuvanın yıkılmasına sebep olacaktır. Kumar yüzünden nice mutlu aile yuvalar yıkılmış ve sönmüştür. Muhterem Müslümanlar, yani etrafımızda görmüş olduklarımıza baktığımız zaman kimler kumar masalarında veya piyango, toto, loto ve benzeri gibi şans oyunları kime ne mutluluk getirmiş ki? Getiremez. Çünkü Rabbimizin haram kıldığı şeyler biz kulların menfaatine değildir. Bilakis maddi manevi her türlü zararınadır. Kumarın getirmiş ve getireceği zararların bir kısmını daha dile getirirsek, kumar insanı faydalı işlerden alıkoyar. Kumar hırs ve itirazlara kurban eder. Kumar alın teriyle elde edilmiş servetlerin kolaylıkla elden çıkmasına sebep olur. Kumar aile içinde, arkadaşlar arasında insanı ümitsizliğe düşürür. Kumar insanı intihara bile sevk eder. Evet değerli müminler, gerek ferdi ve gerekse içtimai pek çok zararları olan, ferdin ve toplumun nezih hayatını kirleten içki ve kumarı dinimiz yasaklamış ve bu iki kötü alışkanlıktan uzak durmamızı öğütlemiştir. Dinimizin her emir ve tavsiyesi bizim için, bizim hem dünya hem ahiret mutluluğumuz içindir. Bu emir ve tavsiyeler kulak verilmeli ve bunlara başkalarına öğütlemeli. Selam ve dua ile kalın sağlıcakla. Evet, Esad hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun kıymetli izleyenler. Gerçekten çok etkili bir konuşma yaptı. Şimdi inşallah Reşit hocamızdan değerlendirmeleri almaya başlayacağız. Hocam, Esad hocamızın hitabetiyle alakalı neler söylemek istersiniz? Öncelikle Esad hocamızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Takdir ediyorum. Gerçekten güzel hazırlanmış, ezberlemiş. Konusuna hazırlanmış ve yarı finalin ilk yarışmacısı olarak sunumunu yaptı. Kumar gibi önemli bir konuyu bize etraflı bir şekilde, gayet vurgulu bir şekilde aktardı. Yani girişini, hamdelesi, besmelesi, salvesini güzel bir şekilde böyle yüksekten bakar gibi de tabiri caizse, ama tabii kibirli gururlu değil de öyle yüksekten tepeden bakar gibi bir sunum yaptı. Ve kumarın tarifiyle işe başladı. İşte oynayana kazanç ya da zarar getiren şans oyunlarının tamamıdır dedi. Ve kumarın zararlarını etraflıca anlattı. Kumarın yani insanoğluna, insanlar arasında düşmanlığı, kini Allah'ımızın beyan ettiği şekilde aşıladığını, zamanı, ömrü tükettiğini ve kazandıkça kazanmayı isteyen, yani kar gibi getiren şeyin bile, kumarda kar gibi görünen şeyin bile aslında kazanç değil, kayıp olduğunu, zarar olduğunu, kaybettikçe de kaybının telafisi için yeniden kazanmaktan başka bir şey istemediğini, orayı vurgu yapması önemliydi. Kumarın sonu olmadığını beyan etti. Sonu yoktur. Her şeyi kumara vasıta yapabilir. Malını, parasını, hatta ailesini dahi kumara vesile vasıta yapabilir dedi. Yani kumar vesilesi yapabilir diye. Bunun sonunun, durunun olmadığını beyan etti. Ve aileleri yıkan, Rabbimizin her haram kıldığı şeylerin başında olan kumarın yasaklanmasında mutlaka bizim için bir zarar olduğu için
Rabbimiz bize zararı göstermek için yasakladığını, Rabbimizin haram kıldığı şeyler bizlerin yararına değil, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi zararımızadır dedi, özetlemiş oldu. Aslında insanın bu temel şeyi bile, yani espriyi bile kavramış olması, yani dünya ve ahiretimizin, maddi ve manevi tarafımızın zararınadır demesi, haramların ve emir yasakların anlamasına yeterli olur. Emeğin elden çıkmasına sebep olur dedi, imtihana bile sebep olur dedi. Ve bu şekilde güzel bir sunumla olayı tamamlamış oldu. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz Reşit Hocam. Ruşen Hocam neler söylemek istersiniz? Efendim, Esat Muhlisoğlu. Öncelikle emeğine sağlık. Ve diğer, bunu her yarışmacı da söylemek istemiyorum. Biz burada eleştirirken bu arkadaşlar yanlış yaptı falan değil. Yani zaten haftalarca, günlerce bu konuyu araştırıp araştırıyorlar, çalışıyorlar. Buraya en güzel şekliyle getiriyorlar. Bizim burada eleştirdiğimiz şey konunun içeriğinden ziyade, hazırlanımından ziyade sunumuyla alakalı. Yani bir şey söylerken hani seyreden insanlar şunu düşünmesin. Ya bunda ne kusur buluyor, ne yani bu, yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece onu herkes bilsin yani. Biz emeğe önce saygı duyuyoruz. Giriş süperdi. Ben daha önceki, yani siz yarı finalistsiniz, yüzünüzü hatırladım görünce. Hızlı konuşmanızdan dolayı eleştirdim. Siz değilsiniz değil mi o? Yok. Tamam. Yani sizseniz bayağı düzgün şey konuştu, yavaş konuştu dedim. Etkilemiş diyeceğim ama siz değilsiniz, doğru. Bir şey sanki bir dikkatimi çekti. Ben mi yanlış not aldım ya da duydum, hemen not aldım. Çünkü öyle çok fazla not almıyorum. Allah'ın kumarı yasaklaması insanların menfaatine değil dedin. Sanki cümlede bir yanlış, bir düşüklük var. Bana mı öyle geldi? Allah'ın kumarı yasaklaması insanların menfaatinedir olması lazım. Şöyle, sanki orada biz yasaklamış olduğu şeyler insanların menfaatine değil dedi. Evet. İnsanların menfaatine değil. Yani evet. Yasaklamış olduğu şeyler insanların menfaatine değildir. Haram kıldığı şeyler bizlerin yararına değil. Şeyler insanların menfaatine değildir. Yani yasakladığı şeyler insanların menfaatinedir. Menfaatine olduğu için yasaklar. Evet. Neyse, orada gözden kaçmış. O kadar olur. Hayır. Ben ne demek istediğini anlıyorum. Yok hocam, yasaklamış olduğu şeyler şöyle, mesela kumarı yasakladı. Bu kimsenin menfaatine değil. Kumar. İşte menfaatine olmadığı için yasakladı. Yani menfaatine işte, değil, zararını. Yani. Yasaklamış olduğu şeyden insan, yani Allah'ın yasaklamış olduğu şeyden bir menfaat gelmez. Gelmez. Sanki evet, yarışmacıyız, sonuyla oldum da. Biraz öyle evet, oldu evet. Hayırdır? Hocam o ibarenin aslını ben yazdım buraya. Rabbimizin haram kıldığı şeyler bizlerin yararına değil. Evet. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi zararına. O cümleden şöyle bir şey de çıkar. Bak devamı Allah'ın var hocam. Kumarı yasaklaması ya da Allah'ın yasakladığı şeyler insanların menfaatine değil. Maddi ve manevi mı? Zararınadır. Peki neyse ben. Yani, kumar zarardır. Bizim zararımızadır. Evet. Yararımıza değildir manası. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hamit hocam, buyurun hocam. Neler söylemek istersiniz? Evet, Esat Muhlisoğlu hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten hitabeti güzel oldu. Ancak giriş bölümünde, yani sunuf bölümünde biraz hocamın da dediği gibi böyle dik durdu, şey yapar gibi, yani başkalarına bakar gibi. O kamerada hocam, kamera aşağıda kaldı. Boy uzun ya. Oldu. Daha bir mimiklerini daha bir güzel girişle girebilirdi. Kin ve nefretten bahsetti, kumarın en büyük afetlerinden ve meydana getirdiği düşmanlıklardan. Ailelerin yıkılmasına sebep olduğunu güzel beyan etti. Ve Esat hocamız servetleri bitirir dedi. Fakat bu ayetin devamında bu kumarla değil de ticaretle, Allah şeyi men etti ama ticareti serbest bıraktı, batıl olanı. Hani onu da ifade etseydi daha bir güzel olurdu kanaatime göre. İnsanların gerçekten ümitlerinin kesilmesinde ve intiharlara sebep olması, sadece kendisinin değil ailesinin de intiharlara götürülmesini ifade etti. Güzel yerlere dokundu ve bitirişi de bence güzel yaptı. Kendisini tebrik ediyorum ve bundan sonraki hitabelerinde başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Mehmet evet. Hocam neler söylemek istersiniz? Evet, tebrik ediyoruz. Allah razı olsun.
söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Fazla detaya gerek yok. Yani bu konuda söylenmesi, izah edilmesi gereken her şey söylendi. Ama benim de bu girişle ilgili bir şeyim. Yani verilen süreye göre, mesela 8 dakika, 10 dakika civarında verilen bir süreye göre giriş biraz sanki uzun gibi oldu. Hani bir saatlik konuşmanın bir girişine benzedi o. Biraz daha özet olsa, biraz daha kısılmış olsa daha güzel olur gibi. Bana öyle geldi yani. Evet, her haramda olduğu gibi bütün diğer insanları perişan eden her haramda olduğu gibi kumarın da ilk başlangıcı maalesef küçük kumarlarla, çayına, efendim kahvesine, basit şeylerle başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş artıyor. Bunu da ben belirtmiş olayım bu arada. Yani basit gibi geliyor. Ondan sonra alıştıktan sonra da artık dalmış oluyoruz. Yani o nasıl bir misal verilir, arı gelir, birazcık o baldan azıcık alayım der, kenarından biraz dokunur. Yavaş yavaş ondan sonra artık bir daha gerisi geri dönemez duruma gelir. Kumarın da o şeyi öyle. Ama dediğim gibi baştan güzel bir sunuş oldu, güzel bir şey oldu. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam, Allah razı olsun. Şimdi kıymetli Masum Bayraktar hocamızdan yorumlar alacağız. Buyurun hocam. Esat hocamı tebrik ediyorum. Maşallah. Kumarla alakalı çok güzel bir sunum, etkili bir sunum yaptı. Rabbim razı olsun inşallah. Tesisini yüksek eylesin. Rabbim tüm halkımızı, tüm Müslümanları bu kumar belasından kurtarsın inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet kıymetli izleyenler, Esat hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Hocam ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi inşallah kumar konusuyla alakalı kıymetli Masum Bayraktar hocamızdan birkaç ifade dinleyeceğiz. Kumar konusuyla alakalı zaten gerekenler söylendi. Ben sadece şurayı hatırlatmak istiyorum. Bu kumara insanları alıştıran şey genellikle arkadaş çevresidir. O yüzden çocuklarımızın arkadaş çevresine eğer ne yaparsak, dikkat edersek, sahip çıkarsak, çünkü en netice bu çevre insanı ne yapıyor? Sürüklüyor. Veya kumara teşvik eden şeyler neyse o sürüklemede çocuklarımızı güzel yetiştirirsek, muhafaza edersek onları da kumarbaz yetiştirmemiş oluruz. Rabbim evlatlarımızı, nesillerimizi, halkımızı, tüm Müslümanları bütün haramlardan kurtarsın inşallah. Bir sevgiyle, bir şeyle işin içine dalıyorlar. Sonra hep husranlık. Şöyle bir hayata bir bakın. Kumarla meşgul olanların hayatlarına bir bakın. Evvela bir başlıyorlar. Devamında hep husranlık, pişmanlık yani. O yüzden pişman olmamak için haramlardan uzak duracağız inşallah. Rabbim hepimizi muhafaza etsin inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Rabbim razı olsun. Evet kıymetli izleyenler, ilk yarı finalin ilk yarışmacısı geldi, sunumlarını yaptı. Sizler de notlarınızı aldınız, jüri hocalarımız da notlarını aldı. Güzel bir sunum oldu. Esat hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi inşallah yarı final A grubunun ikinci yarışmacısına geçiyoruz kıymetli izleyenler. Rabbim inşallah gelecek hocamıza da, Sami hocamıza da kolaylıklar versin diyoruz. Rabbimiz faiz yiyen kimse için Allah ve Resulüne harp ilan etmiştir buyurarak bizlerin faiz belasından uzak durmamız gerektiğini bildirmiştir. Şimdi inşallah yarışmamıza Bursa'dan katılan Sami Geniş hocamızı çağırması üzere Recep Konuk hocamıza kulise dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz Osman hocam. Öncelikle Esat hocamıza yapmış olduğu güzel sunumundan dolayı kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Evet, şimdi yanımızda Sami hocamız var. Kendisi yarışmamıza Bursa'dan katılıyor. Osmanlı'nın ilk otağının kurulduğu topraklardan geliyor sevgili hocamıza. Hiç vakit kaybetmeden ona bir hoş geldin demek istiyorum. Nasılsınız hocam? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizi böyle biraz az heyecanlı mı gördüm? Yanılıyor muyum? Yok. Çok heyecanlıyım. Hem de aşırı heyecanlıyım. Rabbim kolay eylesin inşallah. Amin. Bugün ben kimle görüştüysem seyircilerimizden sizden büyük bir beklenti içinde inşallah bunları karşılayacaksınız. Çok da fazla yükseltmemek lazım.
Peki, peki. Hiç vakit kaybetmeden, heyecanı da düşürmeden sizi jüri hocalarımızın ve stüdyomuzun, seyircilerimizin karşısına uğurluyorum. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum sevgili hocam. Evet kıymetli izleyenler. İkinci yarışmacımız Sami Geniş hocamız huzurlarınızda. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ruşen hocam siz de başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Evet. Sözledik seni. Bir göründüğün ilk haftaydı değil mi? İlk haftada yarı finale çıkmıştı. Üçüncü hafta. Üçüncü hafta mıydı ya? Yani bayağı zamandır hiç bir daha da görmedik buralarda seni. Teşekkür ederim. Sen zaten işi biliyorsun. Sana taktik vermeyeceğim bu sefer. Seyirciliği etkileme diyor arkadaşım biri bana. Yani orayı da çözemedim. Şimdi ben adil daha önce... Ya ben adilim yani bu konuda şüpheniz olmasın. Benden adili yoktur herhalde içinizde. Yani eğer bir yarış, bir terazi varsa bir kere hiç bizi tanımıyorum. Buranın dışında da hiç görüşmedim, görüşmüyorum. Sadece kimden etkilendiysem o etkilendiğim kişiye karşı ister istemez eleştirim değişiyor. Yani burada öbürlerine kötü, kimseye de kötü okudu demedim yani. Ama çok beğendiğimi de belli ediyorum yani. Bu da seyirci etkilemesin. Benim beğendiğimi o beğenmeyebilir. Yani benim etkilendiğimden hocam mesela benim 90 puan verdiğimi hocam 85 verebilir. Bazı şeyler görecelidir yani. Burada zaten konular seçilmiş. Yarışmacılar seçilmiş ve aylarca haftalarca çalışmışlar. Ben artık konunun içeriğinden ziyade beni nasıl etkilediğine bakarım. Sesine nasıl yansıyor? Yani konuyla bütünleşebiliyor mu? Vücut dilini kullanabiliyor mu? Ses tonunu ayarlayabiliyor mu? Ben ona bakacağım. Yani beni etkileyen kazanacak benim puanımla. Ben diğerlerine karışmam. Evet. Başarılar Sami'ciğim. Hamit hocam. Evet. Sami hocamız gerçekten görünüşüyle böyle kıyafetiyle etkileyici. Daha büyük geldi hocam. Etkileyici bir şey var. Gülümsemesi de çok güzel. Aa, böyle ilk duruşu çok güzel. Beğendim. Başarılar diliyorum. Kendisine başarılar. Nasıl hocam değil mi? Sevimli böyle. Hemen bir evet. Anda bir ısınıyor. Pozitif bir enerji veriyor. Tarafsızlık oluyor ya. Bir dakika. Bu tarafsızlık olmuyor mu? Abicim ben hissettiğimi söylüyorum ya. Yani bu adam tanışıyoruz mu kardeşim? Hiç ömründe gördün mü bu televizyondan önce ben? Hayır. Bitti ya. Hocam ha bak benim söylediğim mi? Hocam da direkt yani ben mi öğrettim hocama? Dedi ki ya girer girmez böyle bir elektrik aldım dedi. Adam öyle yani. Biraz sonra sen bir de ses tonunu gör. Evet hocam. Sesinin tını çok tatlı. Evet. Biliyorum ya. Evet. Allah razı olsun. Tempoyu düşürme hocam. Arkadaşımız bu işin neredeyse profesyoneli olmuş. Buyur. Duruşuyla temayüz etmiş diyelim. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey. Cenab-ı Hakk'ın vergisi. Tekrar başarılar diliyorum ben de kendisine. Teşekkür ediyoruz. Eşit hocam neler söylemek istersiniz? Ben jüri demek, hakim demek bir yerde öyle düşünüyorum. Hakim nasıl ki bütün tarafları dinlemeden karar vermesi adil olmazsa, bütün yarışmacıları dinlemeden kanaat belirtmesinin de baştan kanaat belirtmesinin, sonradan kanaat belirtebiliriz. Ama sunum yapılmadan, hitap ortaya konmadan kanaat belirtilmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bu da benim görüşüm. Bir dakika. Bir dakika. Bu benim görüşüm. Hayır bir dakika. Kabul edilir edilmez. Sunumdan sonra yorum yaptığım zaman seyircinin zaten notu en son yarışmacıdan sonra veriliyor 10 dakika süre. Yani ha şimdi yapmışım yorumumu ha sunumdan sonra yapmışım. O zaman her halükarda ben seyirciyi etkilemiş oluyorum. Ama yönlendirme oluyor. Hayır olmuyor. Hayır. Yani şimdi yaparsam yönlendirme oluyor. Sunumdan sonra yaparsam olmuyor mu? Hocam. Dinleyelim, hepsini dinleyelim. Tamam, seyirci de dinlesin. Yeterindekiler taşsın, döksün. Biz karar vermeyelim onlar adına. Onlar koy şey yapsın. Karar vermiyor mu? Ortaya koysunlar ben ondan sonra. Karar veriyorum. Bu da benim kararım. Yani sizi beni bağlar. Tamam, ben de bir şey de demiyorum. Böyle düşünürsünüz. Sataşma olmasın yani. Saygı duyulur yani. Şimdi büyük ihtimal elime telefonu alsam mesaj gelecek diyecek ki ya yarışmacıyı mı dinleyeceğiz jürileri? Arada yani bir es verin de yarışmacıları da dinleyelim. Evet. Bu da işin muhabbeti olsun. Teşekkür ediyoruz. Jüri hocalarımız başımızın tacı kıymetli izleyenler. Öyle ara sıra jüri hocalarımıza öyle takılıyoruz ki muhabbetimiz, buradaki heyecan öyle bir heyecan ki o yatışsın diye bazen böyle muhabbetler oluyor. Rabbim inşallah yarışmacı hocalarımıza kolaylıklar versin. Gerçekten buranın heyecanı çok yüksek kıymetli izleyenler. Şimdi inşallah sizlerle Sami Geniş hocamı faiz konusuyla baş başa bırakıyorum.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bizleri İslam ile şereflendiren Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmakla onurlandıran, Kur'an ile öğütlendiren, bu güzel vatan ile nimetlendiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik kitabının muhatabı olan. Dünya ve ahiret umudumuz, şefaat penahımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat selam olsun. Resulullah Efendimiz'den bu zamana kadar 1400 yıldır peygamberi ruhu yaşayan, yaşatan ve yaşattıranların en nadide halkası, şeyhim, bu yolda var oluş sebebim ve gayem Mahmud Efendi Hazretlerimize sonsuz saygı, sevgi, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. İmanın laflarda, Kur'an'ın raflarda, namazın saflarda kaldığı bu garip zamanda, din-i mübin İslam'ın anlatıldığı, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlatıldığı, Kur'an'ın öğretildiği bu muhteşem programı düzenleyen FM TV ailesine ve bu programın baş mimarı kıymetli Masum Bayraktar hocama derin saygı, minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Televizyonlarda nefsin arzuladığı onlarca programa rağmen Allah'ın ayetlerini dinleyip en güzelini yapmak için ekranları başında bu programı takip eden kıymetli FM TV izleyicileri, sizleri Mevla Teala Hazretlerinin Zümer Suresi 18. ayetinde müjdelemiş olduğu, onlar Allah'ın hidayete erdirdiği akıl sahibi kimselerdir müjdesiyle müjdeliyorum. Bu ahir zamanda Allah'ın kelamının anlatıldığı bu programı güzelce insanlara nakledilmesi ve aktarılması için jürilik görevini yapan kıymetli jüri heyetimize de bu yapmış olduğu görevlerinden dolayı dareyn saadetler murad ediyorum. Kıymetli FM TV izleyicileri, benim konum Müslümanların dünya ve ahiret helakına sebep olan, yuvaları mutsuz, İnsanları umutsuz eden bütün çağların en büyük belası faiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, faiz ayeti Kur'an-ı Kerim'de inen en son hüküm ayetlerindendir. Bu konuyla alakalı Resulullah Efendimiz'den bize pek çok açıklama gelmemiştir. Bu halde siz şüpheli olan her şeyden kaçının buyurmuştur Hazreti Ömer radıyallahu anh. Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de faizle alakalı bir ceza sıralaması getiriyor kıymetli izleyiciler. Hiçbir günahın peş peşe böyle bir cezası yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala Hazretleri faizli işlem yapanlarla alakalı Allah ve Resulüne savaş açmışlardır buyuruyor. Başka bir ayette Allah onlara lanet etmiştir buyuruyor. Başka bir ayette onların rızıklarındaki bereket kaldırılır buyuruyor. Başka bir ayette hiçbir cezanın başka bir şekilde ifade edilemediği, kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kaldırılacaklardır buyuruluyor ayet-i kerimede. Hiçbir suçun bu kadar peş peşe cezası yoktur faizden başka. Yedi büyük helak edici günahtan sakının buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilir misiniz o helak eden günahların arasında ne var? Emin olun üçüncüsü faizdir. Bu dünyada İnsanı helaka götüren günahlardan bir tanesi faiz. Mevla Teala Hazretleri bizleri faizden, almaktan, vermekten, yazmaktan, kefil olmaktan muhafaza eylesin inşallah. Faizle alakalı üç ayeti işleyeceğiz inşallah. Birinci ayet
Hocam bu zamanda kredi almadan, bu zamanda bankayla iş yapmadan ev, araba alma lüksümüz yok diyen bizler. Birinci ayeti okuyacağım inşallah. Bankaya gideyim, krediyi alayım, evimi alayım, güzelce oturayım. Onun taksitlerini ödedikten sonra Allah'a tövbe ederim inşallah. Niyetiyle alınan faizin getirmiş olduğu ceza. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki bununla alakalı. Yemhagullahur riba ve yurbis sadakat. Allah Celle Celaluhu faizli işlem yapanların mallarını mahvedecek buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Almış olduğumuz o ev borçlarımız olacak. Evde normalde bir babanın çalışması, bir babanın çalışması yeterliyken hanım şimdi bankadan faiz aldık, kredilerimiz var. Bunları ödememiz için sen de çalış durumuna düştükten sonra faiz ve banka borcu olan ailelerin aile durumu bitiyor kıymetli insanlar. Mevla Teala Hazretleri yemhagullahur riba, Allah faizi mahveder derken faizli işlem yapan ailelerdeki huzurun mahvından bahsediyor. Faizli işlem yapan ailelerin rızkındaki bereketin mahvından bahsediyor kıymetli insanlar. Evlerimiz var artık. Arabalarımız da var artık. Faizle almış olduğumuz yatlarımız ve katlarımız da var artık. Ama huzurumuz yok. Bereketimiz yok. Nasibimiz yok. Geleceğe dair aydın bir görüşümüz yok kıymetli insanlar. İkinci ayet. İkinci ayet. Hocam, ayette geçiyor ki faiz yiyenler Allah'ın helak ettiği kimselerdir. Hayır kıymetli insanlar. Hayır kıymetli insanlar. Faizi almak da, faizi vermek de, onun için kefil olmak da hepsi haramdır. Vallahi haramdır. Billahi haramdır. Tallahi haramdır kıymetli insanlar. Bu zamanda bir Müslüman, hocam şimdi biz insanlara para verip karşılığında fazla para alıp faiz yemiyoruz diye kendini avutan o Müslüman iyi bilsin ki bankaya gidip de o bankaya faizli kredili borç ödemek, faizi almak kadar haramdır. Bu şu anda bizim yaşadığımız en büyük sorundur. İkinci ayete geçiyorum kıymetli insanlar. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى اِلَى آخِرِ الْاَيَةِ Kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar, Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, hani siz, hocam biz faiz vermiyoruz, hocam biz malımızı satıp daha fazla para almıyoruz. Fabrikamızı büyütmek için, yol yapmak için, köprü yapmak için, hastane yapmak için, okul yapmak için, insanlar eğitilsin diye gidiyoruz, kredi çekiyoruz, faiz yemiyoruz, kredi çekiyoruz. Bunun ticaretten başka hiçbir yolu yok. Bu yapmış olduğumuz faiz alışverişi değil, ticarettir diyenlere Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki فَاِلَّمْ تَفَالُوا اَسْتَعَدُ بِاللّٰهِ Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki onlar kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kaldırılacaktır buyuruyor. Kıymetli insanlar, şu anda herkes pazarlara gittiğinde domatesin fiyatı şu kadar olmuş, biberin fiyatı bu kadar olmuş, almış olduğumuz maaş yetmiyor, çok büyük bir kriz geçiriyoruz diyoruz ya, emin olun ki bu geçirmiş olduğumuz krizin en büyük sebebi faizdir.
Bu geçirmiş olduğumuz krizin en büyük sebebi almış olduğumuz kredilerdir. Daha zengin olmak için, saltanatımızı yüceltmek için almış olduğumuz kredilerdir kıymetli insanlar. Bu krizden kurtulmanın tek sebebi de faizi terk etmektir. Çünkü Allah bu üçüncü okuyacağım ayeti kerimede buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ فَاِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Terk edin faizi, terk edin krediyi, terk edin bankanın gölgesinden geçmeyi, terk edin bankalarla alışveriş yapmayı, terk etmiyor musunuz? Bilin ki Allah ve Resulü ile savaşıyorsunuz buyuruyor Mevla. Allah ve Resulü ile savaşan bir aile, Allah Resulü ile savaşan bir ülke, bir belde mutlaka ve mutlaka sıkıntıdan kurtulma şansı yoktur kıymetli insanlar. Hocam, şimdi sen bütün belaları dönüp dolaştırdın, faize bağladın diyorsunuz ya, emin olun hiçbir günah işleyenin karşılığında Allah Celle Celaluhu sen bana savaş açtın diye tehdit etmiyor kıymetli insanlar. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Rabbim cümlemizi faiz belasına düşmekten muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar. Emin olun yokluk, azlık, birin beşten bereketli olması Allah'ın dilemesiyle olur. Evimizde belki yiyebileceğimiz yiyeceklerimiz kısıtlı. Belki evimiz bir göz odalı olabilir kıymetli insanlar. Belki yanımızdan arkadaşlarımız krediyle almış olduğu o son model arabalarıyla geçerken biz metrobüste sıra bekliyor da olabiliriz kıymetli insanlar. Ama emin olun, huzur istiyorsanız, evinizde bereket istiyorsanız, eğer mutluluk istiyorsanız faizden kaçın kıymetli insanlar. İsterseniz ev aldıktan sonra faizli krediye bulaşıp da rezidanslara oturduktan sonra mutsuz olan aileleri takip edin. Vallahi Allah'a ve Resulüne savaş açan bir insanın şu dünyada mutlu olma şansı yok kıymetli insanlar. Rabbim cümlemizi, şu vatanı, şu milleti, şu ümmeti faizden kurtarsın. Faizsiz sistemlerle kardu hasen diye geçer bu ayeti kerimede. Müslümanların varlıklarını helal biçimde artıracak sistemler kurabilmeyi şu vatana, şu millete nasip eylesin inşallah. Konuşmamı yazmış olduğum bir şiiri okuyarak bitirmek istiyorum. Faizin her türlüsü haramdır haram. Bunu bize bildiren Kur'an'dır Kur'an. Allah ve Resulü ile savaşma ey can. Malın dinin mahvolur, helak olursun. Ahirette rahmetten ırak olursun. Hemen terk et faizi, Allah vekildir. Kur'an der ki Allah rızka kefildir. Affeder, tevbe et, o hem rahimdir. Suya düşen değil, çıkmayan boğulur. Allah'ım bizi faizden kurtar ne olur. Hepinizi Allah'a emanet eder. Sağlıklı, bereketli, helal bir ömür Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet kıymetli izleyenler, Sami Geniş hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Şimdi inşallah Reşit Kazancı hocamızdan Sami hocamızın hitabetiyle alakalı yorumları almaya başlayacağız. Evet. Buyurun hocam. Hani geline demişler ki bu ağlıyor. Demiş ki ben hem ağlarım hem giderim. Yani en başta eleştirimiz mahfuzdu veya övgümüz mahfuzdu, kanaatimiz, ama şimdi
sunumdan sonra kanaatimizi belli etmemiz lazım. Ağzından bir laf çıkarsa jürilik yapma demek farklı bir şey hocam. Ben jüriliğimi yapıyorum. Şimdi Sami hocamız gerçekten son derece mütebessim, güler yüzü, o siması hiç yüzünden eksik olmayacak bir tarzda geldi ve mükemmel bir giriş yaptı. Yani nimetlerin farkındalığıyla alakalı Allah'a hamd etmemiz gereken girişi gayet edebi bir giriş yaptı. Ve şiir gibi bir sunuşla hamdi, şükrü, teşekkürü Rabbimize karşı, peygamberimize karşı, efendilerine, Allah'ın dostlarına, ondan sonra seyirciye, jüriye, izleyenlere iltifatlarla, teşekkürle, takdirle, tebrikle bir giriş yaptı. Kalplerde, imanın kalplerde, namazın saflarda kaldığı o veciz şiirsel ifadesiyle de devam etti. Ve tabi konunun faiz olması sebebiyle topluma hitabı birebir de böyle sanki beraber birer bir karşısındaki tek kişiye hitap eder gibi kitleye, milyonlara hitap edişiyle böyle karşı karşıya hitabı gibi rahatlatıcı bir konuşma şey yaptı. Sesinin tonunu alçaltıp yükseltmesi, ondan sonra böyle kafalara çakarcasına, kafalara hani murçla, çekişle mezar taşını yazarken o şeyin kazırcasına bir konuşma yaptı. Sona doğru da gönüllere bam teline dokunan gerçekten bir şey yaptı yani, tonla bitirdi. Şiirle de işi filan ile yaptı. Tabi burada çok güzel konulara değindi. Ben çok fazla şey yapmayacağım ama yuvaları mutsuz, insanları umutsuz eden faiz dedi. Faiz en son inen hüküm ayetlerindendir. Kur'an'da cezası sıralanması getirilmiştir diyor. Kur'an-ı Kerim'de ceza sıralaması getirilmiş. Yani o kadar haramlığının, günahlığının büyüklüğünden Kur'an bahsetmiştir ki Allah-u Teala Allah ve Resulüne savaş açmaktır buyurmuş. Lanet edilmeyi gerektirecek bir günahtır, suçtur buyurmuş. Peşinden bereketlerin kaldırılmasına sebeptir buyurmuş. Ve kabirlerinden şeytan çarpan kimselerin kalkışı gibi faiz yiyenler yarın ahirette bu şekilde cezalandırılacak buyurmuştur dedi. Ayetlerden bunları iktibasla söyledi. Ve hiçbir suç bu kadar peş peşe cezası günah, haram olarak sıralanmış değildir dedi Kur'an'da. Ve gerçekten yani bugün güncel itirazlarla da, yani işte hocam ev alamayız faiz almazsak, araba alamayız, arsa alamayız, krediye bulaşmazsak diyen, yani makul itirazlar gibi halkımızın yapacağı itirazlara da Allah'ımız buyuruyor ki yemhakullahu riba, faizli işlem yapanların ticaretini Allah mahvedecektir dedi. Yani cevabı da gene ayet-i kerimeden iktibasla verdi. Ailelerin huzurunun mahvından bahsediyor dedi. Bereketinin kaldırılmasından bahsediyor dedi. İkinci ayeti açıkladı. Üçüncü ayeti açıkladı. Ve gerçekten vafi, kafi, doyurucu, son derece gönüllere, sadrılara şifa olan bir sunum yaptı. Takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Mevlam bu başarılarının devamını temenni ediyoruz inşallah. Reşit Hocam teşekkür ediyoruz. Ruşen Hocam neler söylemek istersiniz? Sataşma olmasın. Çok şey söylemek istiyorum da nasıl, neresinden başlayacağım onu bilemiyorum. Şimdi aslında ilk bana sorsaydı şöyle diyecektim. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kapatacaktım çünkü konuştuğum zaman diyor ki konuşma etkilenir insanlar. Yani ben çözemedim şimdi. Biz nasıl konuşacağız, neyi konuşacağız ya da eleştirirken neyi eleştireceğiz? Övecek miyiz, övmeyecek miyiz, yerecek miyiz? Onu ben tam çözemedim. Övecek. Ama en azından şimdi hocam konuşunca ben rahatladım. Ben de rahatlıkla fikrimi söyleyebilirim. Madem sen bu kadar metü senada bulundun. Tek kelimeyle muhteşem. Yani hayatımda hiç kimseden faiz konusunu bu kadar güzel dinlediğimi hatırlamıyorum. Geçen de bunu namaz konusuyla ilgili söylemiştim. O arkadaşı da böyle tebrik etmiştim. Ve bu kardeşimiz rol yapmıyor hocam. Ben onu gördüm. Bak bu rol yani rolle yapılacak bir şey değil. Bu yaşıyor yani. Konuyu sindirmiş içine.
ruhuyla yaşıyor ve inanarak, ona da inanıyor söylediği her kelime, her sözü. Ha, o şiiri sevmedim ama sonu o keşke olmasaydı. Zaman aşımından dolayı not kırabilirdim. Ama o kadar güzel konuştu ki, yani kalemim ona not kırmaya gitmeyecek. Zaman konusunda not kırmayacağım. Fazla söze gerek yok. Zamanımız kısıtlı. Bu akşam 4 yarışmacı ve 4 yüzü olması dolayısıyla seyirci de etkilenmesin ama benim çok beğendim yani. Bu kadar olur. O ayetleri okurken ayetlerin manasıyla beraber sesine nasıl yansıyor gördünüz mü? Nasıl yükseliyor? O dehşetli çünkü ayetler öyle yani. Bir harbil diyerken böyle sesinin rengi değişiyor çocuğun yani. Acayip bir şey bu. Bu işte hitabet bu. Ben onu arıyorum yani. Etkilesin beni. Zaten faize hepimiz karşıyız ve hepimiz biliyoruz. Ayetleri de biliyoruz. Bir de bunu bilen kişilere anlatmak da zor bir şey. Yani muhteşem. Başka bir şey yok. Teşekkür ediyoruz hocam. Hamit hocam neler söylemek istersiniz? Sami hocamızın hitabetiyle alakalı. Sami hocamı tebrik ediyorum öncelikle. Giriş gerçekten güzel oldu. Tavırlar ve ses tonu da çok güzel. Ancak ayetlerin baştan yani baştan ayetlerin hep meallerini verdi. Biraz kendilerinden kısaca bahsetseydi daha güzel, daha etkili olur seyirci üzerinde bence. Faizin kötülüklerini gerçekten güzel anlattı. Faizi ortadan kaldıracak önlemleri de biraz sorunlu ifade etti ama daha biraz daha söylese daha tatmin olur cemaat bence. O sistemlerden birkaçını ifade etmeliydi demişim. Şiiri de çok güzeldi, beğendim. Ve gayet samimiydi. Yine beraber olduk. İfadeleri çok samimi. İhlaslıydı. Allah ihlasını artırsın. Allah ondan yardımcı olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Mehmet hocam sizden neler söylemek istersiniz? Evet. Ben de aşağı yukarı benzeri şeyler, değişik kelimelerle artık söyleyeceğiz. Güzel bir giriş oldu. Süreye uygun bir giriş oldu. Etkili bir hitabet. Allah razı olsun. Sunuş. Bence sadece Sami hocamıza değil, diğer bütün yarışmacılara söyleyeceğim bir şey. Yani bu yarışmanın en önemli kriteri, birkaç tane kriter var. Tabii kıyafet var, hitabet var vesaire. En önemli kriteri seyirciye etkisi. Seyirciye ne kadar etki yapabiliyorsa o kadar başarılı bence yani. Bu işte samimiyetten geçiyor malum. Yaşayarak, inanarak anlatmak. Bir insan anlattığı şeyi, hitap ettiği şeyi ne kadar yaşayarak ve inanarak anlatırsa o kadar etkili olur. Allah razı olsun. Bu konuda çok güzel. Ama tabii en sonunda söyleyeceğimiz şey bu işler hep göreceli. Şeylerin vereceğimiz notlar görecelidir. Bundan sonraki arkadaşları görmeden tam bir karar vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla önceki bundan sonraki arkadaşları bekliyoruz. Ama bu arkadaşımızın, Sami arkadaşımızın süper bir şeyi oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Jüri hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz kıymetli izleyenler. Şimdi inşallah kıymetli hocamızdan yorumlarını alacağız. Hocam neler söylemek istersiniz? Sami hocamızı tebrik ederim. Rabbim razı olsun. Gerçekten konuyu çok güzel bir şekilde işledi. Bütün kardeşlerimiz de elhamdülillah aynı şekilde konularını en güzel şekilde işliyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet kıymetli izleyenler, Sami Geniş hocamızı uğurluyoruz. Bugünün ikinci yarışmacısı, yarı final A grubunun ikinci yarışmacısı olarak ekranlara çıkmıştı. Şimdi kendisini uğurluyoruz. Uğurlarken Ruşen hocamız, Jüri hocamız bir şeyler söyleyecek herhalde. Buyurun hocam. Bir eleştireyim şimdi, eleştirme de demesinler. O şiiri sevmedim. Onun peşine onu yapma olmadı. Onu olmadı. Yani tadını da tam bırakmıştın. Neyse. Oraya geçelim. Bir şey soracağım hocam. Şimdi bu yarı finalistlerin konuları belli. Konuları artık değiştirme şansları yok ama. Hani bir de final olacak ya. 4 kişi kaldı finale. Bu finaldeki kardeşlerimiz yine aynı konuları mı konuşacak yoksa kendileri mi seçecek? Hayır. 4 tane konular hazır. Evet. Aynı konular değil. Tamam. Değişik konularda dinleyelim bu arkadaşları yani. O da istifade edelim yani. Çünkü bir daha değişik konu. 4 tane başka konu. Tamam. Peki bu kadar abi.
Teşekkür ederiz Ruşen hocamıza. Sami Geniş hocamızı uğurluyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet kıymetli izleyenler, Sami hocamız Bursalardan buralara teşrif ettiler. Gerçekten çok güzel bir sunum yaptılar. Jüri hocalarımız da notlarını verdiler. Sizler de Esat hocamıza, Sami hocamıza ekrana başında inşallah kağıtlarınızı, kalemlerinizi alıp notunuzu vermişsinizdir. Şimdi inşallah Masum Bayraktar hocamızdan faiz konusuyla alakalı kısa bir not dinleyeceğiz inşallah. Ben konu zaten çok güzel anlatıldığı için tek kelime söylüyorum. Rabbim halkımızı, tüm Müslümanlığı bu faiz belasından kurtarsın inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Rabbim razı olsun. Kıymetli izleyenler, şimdi reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra inşallah 3. yarışmacımızı ve 4. yarışmacımızı buralara çağıracağız. Onlar da sunumlarını yapacaklar. Sizlere ve jüri üyeleri hocalarımızın hepsine sunumlarını yapacaklar. Ve en sonunda ondan sonra da puanlarımızı açıklayacağız. 3. ve 4. yarışmacımıza reklamdan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Reklamdan sonra birlikteyiz. Kendisini yenenlere en büyük düşman olur. İşte böylece kumar. Ya hocam, şimdi sen faiz diyorsun. Allah yasakladı diyorsun. Biz de tebliğe büyük bir önem ve ehemmiyet göstermemiz gerekiyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh ile karşılaştı. Hemen musafahlaştı. Baktı ki Sa'd bin Muaz...